ilahiyat hocası, profesörü, unvanlı kişiler çıkıp çok farklı İslam'ın temel dinamikleriyle alakalı yaptığı açıklamalar insanların beynini karıştırmakta, Allah kulluk etmekte. Bazıları da aykırı bir şeyler söyleyerek kamuoyunda yer edinmekte. Bunlar ciddi bir sıkıntı aslında. Ben öğretmenliğim de var 3 sene. Öğretmenliğe başladığım yıllarda, 92-95 yıllar arasında da Erciyes Üniversitesi'nde, yine bitirdiğim üniversitede yüksek lisans çalışması yaptım. Doğru, Erciyes İlahiyat Fakültesi'nde. O yıllara indiğimizde benim din eğitimi dersimize gelen hocamız o yıllarda tefsir hocasıydı. Ve bize Hucurat Suresi'ni okuttu ki Hucurat Suresi günlük hayatımızda tutum ve davranışlarımızla alakalı çok ciddi ipuçları veren bir sure-i celile ki bütün Kur'an-ı Kerim aslında böyledir. Tabii İslam'da eğitim insan, eğitimle insan arasında direkt bir bağ var zaten biliyorsunuz. Böyle olunca 97'de Mısır'da yaptığım çalışmalar biraz daha özelleşerek insanın davranışına yönelmeme vesile oldu. İnsan davranışı dediğimizde yine çok geniş bir alan. Ama ben Samsun 19 Mayıs'ta doktora tezimi yapmak üzere dersleri hazırlayıp doktora tezimle başlarken doktora tez hocam çok da fazla tartışmadan benimle işte ne düşünüyorsun dediğinde hocam ben insan ve davranışı, Kur'an-ı Kerim'de insan ve davranışıyla alakalı bir çalışma düşünüyorum demiştim. Hoca direkt insan tipleri ve davranışları olsun diye bir de tipleri işin içine kattı. Tabii böyle olunca ciddi manada bir irkildim. Çünkü psikolojinin çok temel bir konusu olan tip, tipoloji ki içinden çıkılmayacak çok derin farklı bir boyut o. Buraya derin girmemin sebebi kitabı bu altyapı oluşturdu. Hocaya tekrar gittiğimde hocanın kafasında inanç açısından tipler olduğunu anladık. Mümin, münafık, kafir. Dolayısıyla bizim asıl doktora tezimiz yani bu insani ve sosyal gelişim uzmanlığının altında bunlar var. Temelini görmediğiniz, fizibilitesini, altyapısını oluşturmadığınız bir şeyin üst yapısı olmaz. Hatta ben 2002'de doktoramı tamamladım. Şimdi benim akranlarım profesör. Hatta dün bir önceki gün 3-4 tane profesör ve rektör vardı. Benimle doğmuşlar. Ama önemli olan geç olsun, güç olmasın. Doğru yerde doğru adımı doğru kişilerle atmak. Birçok yerde tartıştık, konuştuk. Ben bu uzmanlık alanını kullanırken hocalarımız sen önce unvanı al, sonra yapacağını yaparsın ama ben dedim unvanları aldığımda rahat ederim. Rahat ettiğimde de artık ayağı yanık kedi gibi böyle uğraşmam, dolaşmam. Bizim derdimiz burada. Şu anda inşallah görüşmelerimiz devam ediyor. Bir üniversitemizde insani ve sosyal gelişim dersi vermek. Bu dersi verdiğimiz zaman bunun alanı, kitapları da oluşacak. Çünkü kitabı bir web sayfası üzerinden gidiyor şu anda benim bu çalışmalarım. Bir de patent tescilimiz var 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz İnsani ve Sosyal Gelişim Merkezi olarak. Doğru yerde, doğru adımlarla, doğru hedefe doğru gideceğimiz kanaatindeyim. Çünkü şundan dolayı buna ihtiyaç var. Bir şeyin kalıbını kim yaparsa, içine ne koyarsanız koyun, önce kalıp görünüyor. Şimdi psikoloji dediğinizde, sosyoloji dediğinizde, efendim, psikoloji Freud'un etrafında dolaşıyor. Sosyoloji Weber'in ve birkaç kişinin etrafında dolaşıyor. Son günlerde İbn Haldun'un sosyolojinin kurucusu olduğuyla alakalı bilgiler. Ama bunları çok daha işleyip, çok daha güçlü bir şekilde bir sistematikle ortaya koymamız gerekiyor. Böyle olunca da biz insani ve sosyal gelişimi bir akademik alan olarak tescil ettirme derdindeyiz. Peki şimdi günümüzde kişisel gelişim kursları oluyor. Bunları nasıl değerlendirebilirsiniz? Şimdi bunların kökeninin, derinliğinin, arka planının nerede olduğunu çok iyi fark etmek lazım. Çok farklı kaynaklardan gelen, bir kısım okuduğumuz zaten azıcık bu alanda okuma yapanların son söylediği cümle şudur. Hocam hepsi birbirini taklit ediyor. Efendim işte sen yaparsın, uçarsın, kaçarsın falan gibi böyle yaklaşımlar var. Bir de temel felsefesi materyalizm ve kapitalizmden beslendiği için siz diğerlerini aşağı itin, onların üzerine basın ve siz yükselin gibi bir mantık etrafında dolaşıyor. Tabii bu bizim değerlerimizle örtüşmeyen bir yapı.
Dolayısıyla bir furya şeklinde, son zamanlarda bu eğitim koçu vesaire şeklinde, evet, koçluk kelimesi koçluk etrafında dolaşıyor. O kelimeyi de ben çok sevmiyorum. Bizde çünkü koç deyince boynuzlu hayvan öncelikle akla gelir. İşte basketbol koçu vesaire anlamında farklı yerlerden koç. İşin ticareti olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Evet. Ha, yani bunu aklı başında yapanlar da vardır. Ben mesela önceki gün yine bir o panelde, yüksek öğretimde eğitim ve öğretim paneli vardı rektörümüzün. Aslında YÖK temsilcimizin de olacağı bir programdı ama YÖK temsilcimiz katılamadı. Oradaki konuşmaların sonunda da bir değerlendirme yapıp soru sorma cesareti de veya vazifesi de üstlendim. Orada da ifade ettim. Yani yüksek öğretimin, eğitim ve öğretimin tartışıldığı yer ancak bir girizgah olabilir dedim. Yani orada da zamanda maalesef bu ilmi tartışmalar yapılıyor. Belli zamandan sonra insanlar sıkılıveriyor. Hadi gidelim havasına dönüşüyor iş. Asıl müzakere ve derinlik müsaademeyi efkardan barikayı hakikat doğar demişler. Yani fikirler ve sistematikler perçinlenmesi, güçleşmesi, güçlendirilmesi lazım. Hatta burada onu da ifade etmekten memnuniyet duyacağım. Bu insani ve sosyal gelişimin altında 5 tane gelişim alanı var. İnsani gelişim, ailevi gelişim, kurumsal gelişim, toplumsal gelişim ve küresel gelişim. İnsani gelişime geldiğimizde kalp, kafa... Sanırım bir özelden genelliğe tabii, doğru bir... Tüme var Zeta Hoca, iyi yakaladınız, teşekkür ediyorum. Çünkü temel felsefesi şu, neticede bir insan, bir insanın mutlak manada bir ailesi var. Şu veya bu şekilde bir annesi var, babası var, eşi var, kardeşi var, amcası, dayısı, halası, büyük aile, küçük aile dediğimizde insan, ama fert olarak insan alıyoruz. Ondan sonra bu insanın bir ailesi var. Ailevi gelişimi, bağlantılarını devre dışı bıraktığınızda boş kalır insanın ve gelişim noktası. Bu insanın bir şekilde bir kurumla ilgisi var. Ya bir şirket sahibi, en kötü ihtimal bir belediye, hükümet vesaire, bir mal alıp satacak bir bakkala gidiyor, bir müesseseyle. Yani kurumsal gelişimde insanın devamlı irtibat olduğu, irtibat içinde olduğu bir yapı. Her insan bir toplum içinde yaşıyor. Şimdi Gebze'deki yaşam farklıdır. İstanbul'un efendim Fatih'e geldiğinizde yaşam farklıdır. Veya bir köy ortamına gittiğinizdeki hayat tarzı farklıdır. Bunu toplumsal gelişim, toplumun katmanları arasındaki ilişkiler ağıyla alakalı, ast üst ilişkileri, merkez varoş ilişkileri, işte bir toplu taşıma bindiğiniz toplu taşım davranışları, metrobüsü düşünün, metroyu düşünün, efendim otobüsü düşünün, minibüsü düşünün, burada bir iletişim anı veya bir anda efendim asansöre biniyorsunuz, dar alanda bir kısa süreli de olsa bir aslında orada bir toplum içindesiniz. Ama biz bir selamı çok gördüğümüzden, bir merhabayı çok gördüğümüzden gergin bir ortam oluşur. Dar, çünkü kişilik alanlarına giriyorsunuz. Toplumsal gelişim bu alan, geniş bir bağlantısı var. Bir de küresel gelişim. Artık internetin, iletişimin ortaya çıkmasıyla ciddi manada alışverişi düşünün, ticareti düşünün, elinizdeki telefonu düşünün, bilgisayarı düşünün, kamerasını düşünün. Hep farklı yerlerden, yani otomatikmen bizi veya dil biliyorsanız dünyanın dört bir tarafındaki insanlarla anında iletişime geçebiliyorsunuz. Bu da küresel gelişim. Bunları ihmal edemeyiz. Bir de bu insani ve sosyal gelişimin prensipleri var, yaklaşım tarzları var, teoriler var. Topyekun bir ilmi disiplin olarak düşünüyoruz. Onun için uzman kelimesini kullanıyorum. Sorunuza da cevap vererek böyle tekrar toparlamış olayım. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Son kez söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Şunu çok iyi hissetmemiz lazım. Artık dünya şu anda çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Ve ben bu içinde bulunduğumuz dönemi 3. bin yıl olarak isimlendiriyorum. Biliyorsunuz 2000'li yıllarda bir milenyum diye bir furya vardı. Bize ait olmayan kavramları mümkün mertebe kullanmamayı düşünüyorum. Çünkü kavramlar oluşturmamız, üretmemiz, içini ve altını doldurmamız gerekiyor. Üçüncü bin yıl şundan besleniyor. Miladi olarak ben bunu şey yapıyorum. Asıl beslendiğim noktada İmam Rabbani Hazretleri vardır. Müceddidi Elfi Sani diye geçer. O ikinci bin yılın müceddidi. Bu hicri isimlendirme aslında. Ben bu üçüncü bin yılı miladi olarak alıyorum. Niye bunu özellikle önemsiyorum? Şu anda çok ciddi dünyada değişim ve dönüşümler yaşanıyor.
Bölgemizdeki savaşları düşünün, oluşumları düşünün, dönüşümleri düşünün. Bu üçüncü bin yılda insanlar artık maddenin insana huzur ve mutluluk vereceğin algısından uzaklaşıyorlar. Sadece onun tortuları kaldı bize. Biz şimdi inanan bir toplum olmamıza rağmen materyalizmi, kapitalizmi icat edenlerden daha fazla kapitalist ve materyalist olduk. Tortusu bizde kaldı. Ama asıl değerlerimizden tekrar beslenerek, tekrar o özümüze dönüp, mukaddes emanetler bizde olduğu gibi yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu değerleri insanlığa eriştirecek bir duruşumuz, bir asaletimiz, bir hareket tarzımız olması gerekiyor. Bu noktada hepimize çok ciddi vazifeler düşüyor. Biz iyi olursak her şey çok daha iyi olacak deyip herkesi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bize bu fırsatı verdiği için de Devre Alem TV'ye özellikle teşekkür ediyorum. Devre Alem TV dedik, son olarak bir de onu ekleyeyim. Devre Alem TV belgesellerini izliyorsunuz. Kesinlikle. Onlarla ilgili son kez düşüncelerinizi alayım. Şimdi Devre Alem program yapımcısı Sayın İsmail Kahraman Bey'i ben uzun yıllar tanıyorum. Bazı çekimleri de beraber yaptık. Hatta ilk duyduğumda biz beraber ciddi projelere imza atarız, hatta beni istihdam eder falan gibi de çok heyecanlanmıştım. Ama yapıyı gördüğümde baktım ki yani siz artık bir ekipsiniz, tebrik ediyorum sizler de onun yanında. Bu ekibi güçlendirerek devam edeceğinizi hissediyorum. Tek kişilik ordu diye uzun yıllar isimlendirdim. Ben İsmail Kahraman Bey'in ve Devre Alem programının bu kültürel dönüşümümüze, tarihi kökenlerimizle, irtibatımıza, Tuna boylarından, Balkanlardan, Kafkaslardan, Türkiye Cumhuriyetler'deki yaptığı çalışmalara 50'nin üzerinde yanılmıyorsam belgesele imza atan bir yapı. Bu gerçekten fevkalade önemli ve bunu uzun yıllar meccani olarak yani bedelsiz olarak yapıp dağıttığını da biliyorum. Mardin'deki bazı televizyonlara bizzat kendimiz elimizle teslim ettik CD'leri. Yani bu çok önemli bir hizmet ve çalışma. Rabbim yar ve yardımcısı olsun ve artık günümüzdeki vasıtaları etkin ve doğru kullanmak diye bir vazifemiz ve sorumluluğumuz var. Bu noktada gerçekten takdire şayan çalışmalar yapılıyor. Hiçbir çalışma ve eser zaten ehli tarafından aranır, bulunur ve kadri kıymeti bilinir. Bu fevkalade önemli ve tarihe not düşme adına da önemli bir çalışma diye takdir ve tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz bizden. Bir konu programıyla Devre Alem TV canlı yayındaydı. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.